Şimdi yapay zeka, robotların yapımı, robotların gelecekte insanlarla olan ilişkisi, yapay zekanın özellikle robotlarla entegre edilmesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu senaryolara ilişkin çok fazla veri var. Türkiye'nin de bu noktada yaptığı önemli çalışmalar var. Hem devlet nezdinde hem de özel sektör nezdinde. Ekranlarınıza gelen görüntü Mineada'ya ait. Konya'daki bir yazılım firması tarafından üretilen insansı bir robot. Hatırlayacaksınız, sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Özellikle tanıtım toplantısında sahneden düşmesi ve yaralanması, ardından tedavi edilmesi ve arkadaşlarının onu tedavi edildiği yerde tekrar ziyaret o etmesi tarihe çok kadar çok fazla ayağa konuşulmuştu. kalkmış olursun. Yurt dışından çok fazla bu tarz haberler veriyoruz. Bilim ve Bizim teknolojiye dair, ama ülkemizde de bu konuda yapılan önemli ve ciddi çalışmalar var. Şimdi biraz Mineada'yı konuşacağız. Kardeşim aramızdasın Akın Robotics. Özgür Akın, Akın Software, Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi öncelikle bize biraz Mineada'yı son durumu hakkında bir bilgi verir misiniz? Sonra biraz da tanıtmanızı isteyeceğiz sizden. Sonra biraz konuşuruz. Tabii ki, tabii ki. Mineada ADA GH altlardan sonra geliştirmiş olduğumuz servis robotu, hostes robot olarak geliştirmiş olduğumuz bir serimiz. Mineada daha çok havalimanlarında, AVM'lerde, otogarlarda, kreşlerde, okullarda rol alacak. O anlamda biraz sevimli bir yapı oluşturduk Mineada da. Mineada gelişme devam ediyordu. En son organizasyonumuzda sadece dış kaplamasında bir eksikliğimiz kalmıştı. Dış kaplamayı biz transform sistemiyle yapıyorduk. Plastik enjeksiyon sistemine geçtik yaklaşık 6 ay önce. Ama dış gövde henüz yetişmemişti. Şu anda dış gövdesini de tamamladık. Hatta birkaç gün sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Mineada düştüğü zaman iç aksamında ya da devrelerinde herhangi bir sorun olmadı. Sadece dış aksamında, dış kaplamasında küçük çatlaklar, kırıklar oldu. Bundan sonraki süreçte onu da gidermiş olduk. Aynı zamanda sensörler konusunda biz sensör çalışması yapmıştık. Düşmeyle ilgili, çarpmayla ilgili. Fakat Mineada'ya aktif hale getirmemiştik. Onları da aktif hale getirdik. Umarım böyle bir tanesi tekrar yaşanmayacak. Anladım. Peki biraz da sizin çalışmalarınıza bakalım. Ardından da ülkemizin bu noktada attığı adımlara da konuşmak istiyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Özellikle robot alanında önemli çalışmalarınız var bu noktada. Ama yapay zeka ve robotla bir araya geldiği zaman ortaya çıkan tablolarda çok çok fazla dikkat çekiyor. Nedir bununla ilgili sizin çalışmalarınız? Biz 23 yıllık bir yazılım şirketiyiz. Öncelikle yazılım şirketi olarak başladık ama 9 senedir de robotik teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyeti yürütmeye başladık. Bütün süreçlerini robotik birçok bilim dalını içeren bir multidisiplindir. Dolayısıyla birçok içerisinde farklı bilim dalları var. Bunların hepsini içimizde barındırmaya çalıştık. Zaten yazılım şirketi olduğumuz için 23 yıllık yazılımda bir tecrübemiz var. 9 yıldır da mekanik ve elektronik konularında Ar-Ge'ler yapmaya başladık. Ve 9 yılın sonunda Ar-Ge'lerimiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Üretim tesisimizi kurduk. Yani akıllı robot fabrika haline aldı. Artık laboratuvardan çıkıp bir seri üretim hattı, yalın üretim hattı ve projelerimizi daha rahat geliştirebileceğimiz Ar-Ge laboratuvarlar olan büyük bir alana geçtik. Bu süreçle birlikte projelerimiz zenginleşmeye başladı. Ben Akıncı serisini ilk başlatmıştım. 2009 yılında başladık Akıncı serisine biz. Akıncı serisi biped robot. Yani iki ayaklı, yürüyebilen, ellerini kullanabilen, içerisinde yapay zeka barındıran 1, 2 ve 3'ü geliştirmiştik Akıncı serisinde. Baktık ki dünya servis robotlarına doğru gidiyor ve servis robotları boy göstermeye başladı. Bizim ülkemizde bu anlamda pazar olmasın, üretici olsun gözlemi ve vizyonuyla dedik ki hemen biz de servis robotlarında yer almalıyız. Böylelikle ADA serisine geçiş yaptık hızlı bir şekilde. Ve ADA serisinin ilk garson robotları dünyada birincisi Japonya'da gerçekleşti. İkincisini de Türkiye'de biz yaptık ve garson robotlar yaptık. Garson olarak restoranlarda, kafelerde servis vermeye başladılar. Sonra fuarlara gitmeye başladı, broşür dağıttılar. Etkinliklerde dans gösterileri, sunuculuklar birçok görevler almaya başladı diyebilirim. Anladım. Bu noktada da Türkiye'nin aslında ülkemizde de özel sektör bağlamında da baktığımız zaman çok önemli çalışmaların olduğunu da görebiliyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi bilim ve teknoloji özellikle robot ve yapay zeka konularında ne durumdayız, neler yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bilimin merkezi yoktur. Bundan dolayı okyanus ötesine bakmanın çok bir anlamı yok. Bugün Türkiye'deki mühendislerimiz de
yüksek teknoloji anlamında dünya teknolojilerini yakalamış durumdadır. Ama bu yapay zeka yazılımları, yani bunun sinyal işleme dediğimiz işte görüntü işleme, ses işleme konularında ya da yukarıda NLP dediğimiz düşünme, konuşmayı sağlayan, yorumlamayı sağlayan yazılımlar, hatta derin öğrenme sistemlerine kadar biz ilerlemeye başladık. Bu süreçlerimiz çok yakında zaman zaman kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Baktığımızda bizim robotlarımızda sadece servis robotları değil, Akıncı serisinde 4. serisini başlattık. Hatta Arat serisi dediğimiz. Biz 9 yıllık ARGE yaptık ama 9 yılın sonucunda kendi yerli servomuzu, yani içerisinde redüksiyonu olan, motorları bizim tarafımızdan tasarlanmış, üretilmiş olan, kontrol sistemi, güç sistemleri, tüm yapısını tasarlamış olduğumuz yerli servolarımızı geliştirdik. 9 yıl ARGE'sini yaptıktan sonra bir Arat dediğimiz 4 bacaklı bir robotu yapmamız yaklaşık 1 ayımızı aldı bize. Ya da Akıncı 4 1 ay içerisinde çıkartabildik. Yani güçlü bir ARGE yapımız oluştu. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de birçok üniversitemizde bu tür çalışmalar yapılıyor. Yani ama yapay zeka konusunda, ama insansız robotlar ya da otonom robotlar konusunda farklı birçok çalışmalar yapılıyor. Ancak laboratuvarlarımızda maalesef kaynak yetersizliğinden bunlar daha hobi şeklinde kalabiliyor. Daha nitelikli işler yapabilmeleri için servo motorlara ihtiyaç duyuyorlar. İşte kartlara, yazılım geliştirici kartlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar da yurt dışından geldiğinden dolayı çok pahalı olduğundan dolayı üniversitelerimiz bu imkanlardan faydalanamıyordu. Ama biz bununla ilgili eğitim kitleri de oluşturmaya başladık ki servo motorları yaklaşık onda bir fiyatlarına ve dünya teknolojisini yakalamış, yani bu boşluksuz, doğru torku üretebilen, hız kontrolleri, ivme kontrolleri yapılabilen servo motorları onda bir fiyatlarına ülkemize mal etmeye başladık. Bu da umut ediyorum ülkemizdeki teknolojik gelişimleri artıracaktır. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için yayınımıza. Evet, değerli görüşleriniz için. Akınsoft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özgür Akın'la birlikte konuştuk. Minada'yı ve Türkiye'nin özellikle bilim ve teknolojide ve robot ve yapay zeka konusunda attığı ve atması muhtemel adımları. Devam ediyoruz.